duyum ve algı bireyin hayatta kalma mücadelesinde ve çevresine uyum sağlamasında son derece önemlidir. Bu konu tarih öncesi dönemden bu yana pek çok bilim adamının dikkatini çekmiştir. Modern psikolojisinin kurucusu Wundt duyum ve algıyı iki ayrı olgu olarak ele almıştır. Duyumu yoğunlukla ve nitelikle belirlenen, parçalanamayan bölünemeyen yaşantı birimi olarak tanımlamıştır. Algının ise birkaç duyumun bir araya gelmesiyle oluştuğunu öne sürmüştür. Duyum, basit uyarıcılar sonucu ortaya çıkan anlamsız yaşantılar olarak tanımlanırken, algı, karmaşık ve anlamlı uyarıcıların bir araya getirilmesi sonucu oluşur. Duyum, çevredeki değişimin uyarıcının fark edilmesi, algıysa bu değişim ya da uyarıcının anlamlandırılmasıdır. Algılama sürecinde duyumlar yoluyla elde edilen bilgiler birey tarafından bir araya getirilirken bilişsel sistem tarafından yorumlanmakta ve anlamlandırılmaktadır. Bu yorumlama ve anlamlandırma sürecinde bireyin yaşantıları ve önceki öğrenmeleri de işin içine girdiği için bireyin algıları kendisine özgüdür. Bunun en güzel örneği, aynı uyaranın farklı bireyler tarafından farklı olarak algılanmasıdır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Algı, algıda değişmezlik, algı yanılsamaları. Bu programı izledikten sonra algı kavramı nedir? Çevremizi ve dünyamızı nasıl bir süreç içinde algılıyoruz? Gestalt yaklaşımı algılama sürecini nasıl açıklar? Algıyı etkileyen faktörler nelerdir? Algısal değişmezlik ve algı yanılsamaları nelerdir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. İnsanların yaşamları boyunca sergiledikleri davranışlarının temelinde dünyayı ve yaşadıklarını anlamlandırma amacı yer almaktadır. Anlamlandırma sürecinde ise yanıt aranan iki temel soru ne ve ne? nerede sorularıdır. Bu sorulara yanıt vermek içinse algılama süreci devreye girer. Bu sorulara cevap vermek için ihtiyaç duyulan bilgi ve verilerse duyumla toplanır. Algılama süreci duyum süreciyle başlasa da algı duyu organları tarafından toplanan bilgilerin basit bir şekilde bir araya getirilmesi değildir. Çünkü algılamada bireyler kendisine ulaşan uyarıcıları bir takım işlemlerden geçirerek algıyı oluştururlar. Bu nedenle algılama sürecinde bireyler pasif değil, son derece aktiftir. Algısal süreç iki yönlü olarak işler. Algılama sürecinde öncelikle duyu organlarından gelen nesnel bilgiler dikkate alınır. Bir sonraki aşamada ise nesneye ilişkin tanımlanan tüm bu özellikler hafızada bulunan diğer nesnelerin özellikleriyle karşılaştırılır ve bu karşılaştırmaya dayalı olarak da bu nesnenin ne olduğuna ilişkin karar verilir. Gestalt yaklaşımını benimseyen bilim insanları algısal süreçte temel duyusal birimlerin rastgele eklenmek yerine belli kurallara göre bir araya getirildiğini savunurlar. Gestalt yaklaşımına göre insanlar çevreden topladıkları bilgileri anlamlı bütünlere, algılara dönüştürürken Doğuştan getirdikleri gruplama eğilimlerine göre hareket ederler. Bu nedenle beyin bütünü algılayabilmek için parçaları bir takım kurallara göre otomatik olarak bir araya getirir. Gestalt psikologlarının bu görüşü günümüzde gerçekleştirilen çalışmalarla da desteklenmiş. Algılama sürecinde bir takım kuralların ve ilkelerin olduğu belirlenmiştir. Algılama şekil, zemin ilişkisi ve gruplandırma ilkeleriyle şekillendirilmektedir. Herhangi bir nesneyi algılamak için yapılması gereken ilk şey, sisteme gelen pek çok uyarıcı arasından bu nesneyi ayırmak, dikkati sadece bu nesneye odaklamaktır. Bir başka deyişle, algının gerçekleştirilebilmesi için çevrede bulunan birçok uyarıcıdan sadece birinin seçilmesi, öne çıkarılması gerekir öne çıkarılan nesne şekil, geride kalan uyarıcılarsa zemin olmaktadır. Zemin şekle göre daha sade olduğu için şekil görüntü alanında öne çıkmakta, daha fazla göze çarpmaktadır. Şekil aynı zamanda zemine göre daha ayrıntılı olarak algılanmaktadır. Günlük yaşamda dikkat edilen şeyler şekil, diğer her şey zemindir. Bu gibi şekillerde şekil zemin ilişkisi sürekli değişebilmektedir. Bu değişiklikse retinaya düşen görüntülerin anlamlandırılması sürecinde bireylerin aktif olarak yaratıcı bir şekilde bu görüntüleri yorumladıklarının bir kanıtıdır. Bu nedenle de aynı uyarıcılar farklı bireyler tarafından farklı şekillerde algılanmaktadır. Algıyı yönlendiren ve oldukça önemli olan şekil zemin ilişkisi algılamayla dikkat süreci arasındaki ilişkiyi de ortaya koyar algılamanın gerçekleşmesi için dikkat ön koşuldur. Çevrede duyu organlarına ulaşan çok sayıda uyarıcıların hepsini aynı anda işlemek mümkün değildir. Bu nedenle algılama sürecinde bazı uyarıcılara öncelik verilirken bazı uyarıcılar geri plana atılır. Bu süzme işlemi seçici dikkat diye ifade edilir ve bu süreç dar bir geçide benzetilir. Duyuları algıya dönüştürme sürecinde bilgileri algıya dönüştüren geçiş yolu duyusal verilerin fazlalığı nedeniyle daralır. Bu daralan yoldan geçen bilgi diğer bilgilerin geçişini engeller. Böylece dikkat edilerek sadece belli uyarıcıların algılanması söz konusudur. Algılamanın gerçekleşmesi için bir uyarıcıya dikkat edilmesi, çevredeki diğer uyarıcıların görmezden gelinmesi gerekmektedir. Dikkati etkileyen ve algıyı şekillendiren faktörler bireye özgü faktörler, uyarıcıya özgü faktörler olmak üzere iki başlık altında ele alınır. Seçici, dikkati yönlendiren bireye özgü faktörler, bireyin ilgi, istek, ihtiyaç, beklenti, motivasyon ve duygu durumu gibi özelliklerini içerir. Bireylere özgü özelliklerin yanı sıra uyarıcıya özgü bazı özellikler de dikkati, dolayısıyla algılama sürecini etkiler tekrarlayan uyarıcılar daha fazla dikkat çekmektedir. Tekrarlayan uyarıcının özellikle rahatsız edici olanı daha çabuk ve daha çok fark edilir. Ayrıca şiddeti daha yüksek olan uyarıcıların fark edilme olasılığı da yükselir. Hareket veya başka nedenlerle uyarıcıların durumlarında bir takım değişiklikler meydana gelir. Bu nedenle çevreden duyusal sistemlerimize ulaşan veriler de değişkenlik gösterir. Çevredeki ışık miktarı gibi değişiklikler ve hareket nedeniyle aynı uyarıcıdan duyu organlarına ulaşan bilgiler sürekli değişmektedir. Neyse ki algısal değişmezlik olgusu duyu organlarına ulaşan bilgiler şekil ve durum açısından farklılık gösterse de bu uyarıcı ve nesnenin değişmez, kararlı olarak algılanmasını sağlar. Sizden ya da nesneden kaynaklanan hareketlilik veya yer değiştirme sonucunda uyarıcının retinaya düşen görüntüsünün boyutlarında ve büyüklüğünde değişiklikler meydana gelir. Ancak siz büyüklük değişmezliği nedeniyle sahip olduğunuz standart bir araba kavramı ve görüntüsü nedeniyle retinanıza düşen görüntü farklılaşsa da arabayı aynı şekilde algılarsınız. Bir uyarıcıyı farklı açılardan gördüğümüzde retinaya düşen şekillerde değişmektedir. Örneğin kapalı bir kapıyı dikdörtgen olarak görürüz ancak biri kapıyı açmaya başladığında kapının retinanıza düşen görüntüsü kapalı kapının görüntüsünden oldukça farklıdır. Buna rağmen sahip olduğumuz dikdörtgen kapı algısına dayalı olarak açık bir kapı da yine dikdörtgen olarak algılanır. Bir diğer algısal değişmezlik ise aydınlatma ve ışık miktarının değişmesine rağmen uyarıcıların parlaklık ve renklerinin eskisi gibi algılanmasıdır güneşli bir ortamdayken beyaz tişört ve mavi pantolonunuz oldukça parlak görünmekte. Güneş bulutların arkasında kaldığında ise bu renkler soluklaşmakta ancak yine de beyaz ve mavi olarak algılanmaya devam etmektedir. Algısal sistemimiz sunduğu algısal ipuçları algısal değişmezlik ilkeleriyle gerçeği hatasız şekilde algılamamızı sağlar. Yine de uyarıcıların yanlış veya olduğundan farklı algılanması veya yorumlanması söz konusu olabilir. Yanılsamalar bazen şekil, büyüklük değişmezliği gibi algısal değişmezlikler bazen de algısal ilkelerin uygulanması sonucu ortaya çıkar. Ay yanılsaması ayın gökyüzünde bulunduğu yere göre daha büyük ya da daha küçük algılanması olarak açıklanabilir. Ay ufuk çizgisine yaklaştıkça daha büyük Tam zirvede yani gökyüzündeyken daha küçük görünmektedir. Bu yanılsama oldukça dikkat çekicidir. Çünkü her iki konumda da ayın retinaya düşen büyüklüğü gerçekte aynıdır. Ancak algısal sistemimiz gelen bu eşitlik bilgisini işlerken hatalı yorumlar yapmaktadır. Görüş alanındaki yükseklik ipucuna göre yukarıdaki çizgi aşağıdaki çizgiden daha uzakta algılanmaktadır. Benzer biçimde Doğrusal perspektif ipucuna göre de dikey çizgilerin birbirine yaklaşması uzaklık bilgisi vermekte. Bu nedenle yukarıdaki yatay çizgi aşağıdaki çizgiden daha uzakta algılanmaktadır. Bu iki uzaklık bilgisine göre daha uzakta olduğuna karar verilen çizginin büyüklük değişmezliği ilkesine göre daha küçük algılanması gerekmektedir. Ancak her iki yatay çizginin retinaya düşen görüntüsü aynı uzunluktadır. Wundt, duyum ve algıyı iki ayrı olgu olarak ele almış. Duyumu, yoğunlukla ve nitelikle belirlenen, parçalanamayan, bölünemeyen yaşantı birimi olarak tanımlamıştır. Algının ise birkaç duyumun bir araya gelmesiyle oluştuğunu öne sürmüştür. Algılama sürecinde duyumlar yoluyla elde edilen bilgiler Birey tarafından bir araya getirilirken bilişsel sistem tarafından yorumlanmakta ve anlamlandırılmaktadır. Algılama sürecinde bireyler pasif değil, son derece aktiftir. Duyu organlarına ulaşan uyarıcıları anlamlandırma sürecinde bireyler bu bilgileri anlamlandırmak ve algılamak için kendisine ulaşan somut bilgilerin ötesinde de bir takım çıkarımlarda bulunurlar. Gestalt yaklaşımını benimseyen bilim insanları algısal süreçte temel duyusal birimlerin belli kurallara göre bir araya getirildiğini savunurlar. Buna göre insanlar çevreden topladıkları bilgileri algılara dönüştürürken doğuştan getirdikleri gruplama eğilimlerine göre hareket ederler. Bu programda Algı kavramı nedir? Çevremizi ve dünyamızı nasıl bir süreç içinde algılıyoruz? Gestalt yaklaşımı algılama sürecini nasıl açıklar? Algıyı etkileyen faktörler nelerdir? Algısal değişmezlik ve algı yanılsamaları nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Davranış Bilimlerine Giriş ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.